Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetini işlemiştik. Şimdi geldik soru çözümüne. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. 17. yüzyılda bu olumsuzluğu doğuran etkenler arasında aşağı ikilerden hangisi yoktur? Okuyalım bakalım. Yüzlerce yıl dünyanın en güçlü imparatorluklarından biri olan ve 17. yüzyıl ortalarına kadar dönemin koşullarına göre gelişen bir yapıya sahip olan Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş güç kaybetmeye başladı. Neler oldu? A şıkkı. Batıdaki bilimsel ve teknik ilerlemeye Osmanlı toplumunun uzak kalması. Doğru mu? Doğru. Osmanlı Devleti özellikle Rönesans'tan sonra kültürel yönden gerilemeye başlamıştı. Avrupalı ülkeler de güçlenmeye başlamıştı değil mi arkadaşlar? Batılıların coğrafi keşiflerle zenginleşmelerinin Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemesi. Coğrafi keşiflerden sonra Osmanlı ipek ve baharat yollarından istediğini alamamıştı. Osmanlı Devleti'nde toprağa bağlı olan ekonominin savaşlarla tamamen bozulması. Biliyorsunuz ki bu dönemde tamar sistemi bozulmuştu. Milliyetçilik isyanları... Oho, bunu burada bırakalım. Bunu bırakalım. Avrupalı devletlerin 17. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin topraklarını ele geçirmeye başlaması. Biliyorsunuz ki Karlofça Antlaşması'yla İlk kez Batı'da büyük toprak kaybına uğramıştı. Cevabımız D şıkkı. Değerli arkadaşlarım, milliyetçilik isyanları 19. yüzyılda etkisini gösterecektir. İlk isyan edenler Sırplardır. İkinci sorumuz. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan Vatsvar Antlaşması'na göre hükümlerini dikkate alırsak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlı'ya geri verilecek. Avusturya Osmanlı'ya tazminat ödeyecek. Şimdi burada Osmanlı'nın yararına yani iki madde de Osmanlı'nın yararına olmuştur değil mi değerli arkadaşlar? Osmanlı başarılı mı? Başarılı. Çünkü kaleleri geriye alıyor. Avusturya tazminat ödüyor. Avusturya Osmanlı himayesine girdi. Hiçbir zaman böyle bir durum yaşanmamıştır değerli arkadaşlar. Avusturya Osmanlı'ya mağlup olmuştur sadece. Osmanlı ekonomik kazanç elde etmiş mi? Elde etmiş. Unutmayın, yenilen taraf tazminat öder. Yani savaş hasarını karşılar. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Kutsal İttifak'a katılan devletlerin amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istedikleri söylenebilir. Osmanlı Devleti Viyana'yı ikinci kez kuşatınca Papa'nın çağrısıyla Hristiyan devletler Osmanlı'ya karşı Kutsal İttifak oluşturmuşlardır. Şimdi amaç ne? Osmanlı'yı Avrupa'dan uzaklaştırmak, atmak, Osmanlı topraklarının bir kısmını ele geçirmek, Karlofça Antlaşması'yla bu gerçekleşecek. Hristiyanların itibarını güçlendirmek. Başarılı olacaklar mı? Olacaklar değerli arkadaşlar. Sonraki süreçlerde Osmanlı'yı daha da zayıflatma yoluna gideceklerdir. Cevabımız E şıkkı. Dördüncü sorumuz. Bu antlaşmanın özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 1590'da İran'la yapılan Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı Devleti Azerbaycan, Gürcistan, Duristan ve Dağistan'ı almıştır. İran'la yapılan ilk resmi antlaşma Amasya Antlaşması'dır. Dikkat edelim. Bugünkü İran sınırının belirlemesi Kasr-ı Şirin Antlaşması'dır. Dikkat edelim. Osmanlı Devleti'nin doğudan geniş sınırlara ulaşması doğru. İran'ın Osmanlı Devleti'ne vergi olarak ipek vermeyi kabul etmesi Serav Antlaşması değerli arkadaşlarım. Zaten Nasuh Paşa da hayır şöyle bir durum var. Nasuh Paşa da Osmanlı Ferhat Paşa da kazandıklarını geri veriyor. Osmanlı-İran savaşları tamamen sona ermemiştir bu dönemde. 17 ve 18. yüzyıllarda da savaşlara tanıklık edeceğiz değerli arkadaşlar. Cevabımız doğudan geniş sınır olacaktır. Batıdan geniş sınır Bucaş. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın Osmanlı Devleti'nin siyasi çıkarlarını zedeleyen bir hükümdür? 1593 ile 1606 yılları arasında Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan savaş Avusturya'nın barış istemesi üzerine 1606'da Zitvatoruk Antlaşması ile sonuçlandı. Ne demiştik? Osmanlı'yı siyasal yönden yıpratan gelişmeye bakacağız. Avusturya savaş tazminatı verecek. Osmanlı ekonomik kazanç elde etti. Avusturya Arşidükü Osmanlı padişahına denktir. Osmanlı siyasi üstünlüğünü kaybetti. Eğri, Kanije, Esztergom kaleleri Osmanlı'ya bırakıldı. Kazanç. Barış Antlaşması Avusturya'nın güvencesine bırakılacak. Bu siyasi çıkarları zedelemiyor. Yani Avusturya tekrardan harekete geçerse yine sıkıntılar çıkabilir. Katoliklerin koruyuculuğu Avusturya'ya bırakılmıştır. Böyle bir durum söz konusu değildir değerli arkadaşlar. Ki zaten Katoliklerin merkezi Vatikan'dır. Tamam mı? Cevabımız B şıkkı. Osmanlı bu antlaşmayla siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. Altıncı sorumuz.
18. yüzyılda Rusya ve Avusturya'nın birlikte hareket etmeleri ve Osmanlı topraklarına saldırmaları sonuçlarına nelerle yol açtı? 2'ye karşı 1. Osmanlı ne yapacak? Fransa ile ilişkileri güçlendirme yoluna gidecek. Değil mi? Papalık Osmanlılarla hiçbir zaman işbirliği yapmaz. Çünkü Hristiyanlık dinini koruyor. Dış politikada barış egemen olmaz. Sürekli savaş halinde olacaklar. Cevabımız A şıkkı. Tabii şimdi şöyle bir durum var. Fransa Osmanlı'ya yanaşacak. İyi, güzel, hoş da 1798 yılında Osmanlı Fransa karşı karşıya geleceklerdir. Nasıl oldu hocam? Çünkü Fransa Mısır'ı işgal edecekti. Ama 18. yüzyılın geneline baktığımızda Rusya ve Avusturya karşısında Osmanlı Fransa'dan yardım istemiştir. 7. sorumuz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlar. Buna göre yaygılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti ile Rusya arasında bulunan Lehistan tampon bir devlet durumundaydı. Rusların iki ülke arasındaki Lehistan'ı ele geçirmek istemesi 1768'de Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlamasına sebep olmuştur. Şimdi Ruslar Lehistan üzerine giderek batı yönlü ilerlemek istemiş mi? İstemiş. Lehistan günümüz Polonya'dır değerli arkadaşlar. İkinci öncül, Lehistan'ın varlığı Osmanlı Devleti'nin stratejik çıkarlarına uygun mu? Uygundur. Çünkü Ruslar Lehistan'ı ele geçirmek için ne yapacaklar? Osmanlı sınırına dayanacaklar. Lehistan'ın tampon bölge olarak kalması Osmanlı'nın işine yarar. Unutmayın. Rusya ve Lehistan Osmanlılara karşı işbirliği yapmıştır. Böyle bir durum söz konusu değil. Aksine Lehistan Osmanlı'dan yardım isteyecektir. Cevabımız D şıkkı olacaktır. 8. sorumuz değerli arkadaşlar. Küçük Kaynarca Antlaşması'nda yer alan hükümlerinden hangileri Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasına zemin hazırlamıştır? Şimdi Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Ekonomik yönden Osmanlı zarara uğradı. Bunu eleyelim. Eledik. Kırım Hanlığı bağımsız olacak. İlk defa tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölge kaybedildi. İç işlerine karışma söz konusu değil. 2'yi de eledik. Azak Kalesi ve Kabartay bölgesi Rusya'ya bırakılacak. Ruslar Karadeniz'de güçlenme yoluna gitti. Burada da iç işlerine karışma yok. Rusya İstanbul'da elçilik açabilecek. İşte Ruslar her şeye elini atabilecek artık değerli arkadaşlar. Yani sürekli Ortodoksları bahane edecek. Tamam mı? 9. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde yukarıda verilen ıslahatlar gerileme döneminde aşağıdaki hangi alanda ıslahatlara ağırlık verildiğini gösterir? Fransız kökenli Baron de Tott, topçu ocağını yenileyerek yeni toplar döktürmüştür. Mühendishane-i Bahri Hümayun adıyla denizcilik okulu açılmıştır. Mühendishane-i Bahri Hümayun adıyla bir okul açılmıştır. Nizam-ı Cedid, bunların hepsi askeri ıslahatlardır. Hocam amaç ne? Amaç yenilgileri telafi etmek. Amaç savaşlardan zaferle ayrılmaktır değerli arkadaşlar. Tamam mı? İlerleyen zamanlarda sanayiye yön verilecek. Yani sanayiye yönelilecek. Yönetim alanında ilerleyen zamanlarda değişim yaşanacak. Bilim olarak Osmanlı çok ilerideydi. 17. yüzyıldan itibaren gerileyecektir. Hukuksal alanda 19. yüzyılda değişim yaşanacak. 10. soruyu ben sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımda değişim çağında Avrupa ve Osmanlı'yı işleyeceğiz değerli arkadaşlarım. Kampı mutlaka takip edin. 18. yüzyılda Osmanlı-Rus ilişkileri dikkate alındığında Rusya'nın öncelikli hedefi aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Balkan Yarımadası'nı Slavlaştırma. B şıkkı Osmanlı topraklarının bir kısmını ele geçirme. C şıkkı Osmanlı ülkesindeki Ortodoksların haklarını koruma. D şıkkı açık sıcak denizlere inme. E şıkkı Osmanlı Devleti'ne gücünü kabul ettirme. Öncelikli hedefi sizden istiyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.